falanca filmden çıkarılmış sahne gibi bir hayat düşler miydin hiç? Sanırım cevabını bildiğim için düş gibi bir kelime seçiminde bulundum ki seçim gibi bir kelimeyi de böyle bir hikayede kullanıyor olmam hayli komik. Yüzüm akşamüstü kumrallığına hakaret gibi bir çirkinlikle sana bakıyorken senin bu kanlı ihtilale karşı sert sözlerin olacaktı elbette. Gözlerim hala kanlı ve arzulu bakmıyorsa sana şaşırma. Artık bu ritüeli bıraktım ve bu ciddi bir reformdur sevgilim. Dışarıdan bakanlar bunu sadece iri kıyım bir savaş olarak nitelendirecek. Şöyle bir kolaçan et, kimse içimi delen şu mermiyi görmedi değil mi? Hangi mermiden bahsettiğimi bilmiyorsun tabii ki. Ama şu mermi içimi delmeseydi eğer seni alıp götürecektim. Tanrı beni neden yarım bir kaktüs olarak yarattı? Cüzdanlı duygularıma tabip olacak başka bir isterik kaktüs mü? Ya da beni ben yapan şeylerden mi bahsediyorum? Ki bunun da şirk koşmakla bir alakası varsa eğer ben yine o kanlı ihtilalden bahsedeceğim. Seçim ve kader hakkında milyonlarca fikir üreten milyonlarca insan gördüm. Ben de yapabilirdim. Gözümü bir sonsuzda açmasaydım eğer. Senden öte başka bir şeyler var sevgilim. Hissedebiliyorum ve bunlar iyi olmayan ve yaratıcı şeyler. Korkuyorum ve bu geçici değil. Eğer bu gerçekten kanlı bir ihtilalse, eğer ben gerçekten beni ben yapan o şeylerden bahsediyorsam ve bunlardan muzdaripsem, eğer sen de bir gün karşı kaldırım bakışlarında insan suratlarına rastlamazsan ve eğer bir gün aklıma gelirsen ve beni orada bulamazsan, yine de diret, diren ve dayan kapıma, saati önemseme ve beni vur. Beni onlara verme. Ve birkaç yüzyıl sonra adını unutup sana bir gün ölüm diyeceğim. Dilimin ucundaydı ismin. Keşke bahtıma tükürmeseydim. Thank you.